Arkadaşlar öne atlamayalım. Doktor Bey, bir de sana koyalım abi. Var. Yer ayırmışım. Dünyanın cefası ahiretin sefasıdır. Geç. Hadi bakalım. Sayın Vali. Ozan abi. Öne çıkmayın, öne çıkmayın. Hazreti Eyyub'un şifa bulduğu, Hazreti Adem'in tövbesinin kabul gördüğü, Hazreti Yakub'un gözlerinin açıldığı, Hazreti Yusuf'un kuyudan çıkıldığı, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçtiği, Hazreti İbrahim'in dünyaya geldiği ve ateşten korunduğu bu mübarek ayda geri gelmemek üzere süreceğiz. Ben bu güzel toplantıda Sayın Bakanımıza hepiniz adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sürü Şanlıurfa'nın işi var. 3 tane bakan ağırlıyoruz. Hastaneler açıyoruz. 2012'nin yatırım programını, okulları, hastaneleri konuşuyoruz. Ama Sayın Bakanımız dedi ki bu da hepsinden önemlidir. Çocuklarımızın geleceği için barış hastaneden de önemlidir, okuldan da önemlidir, yoldan da önemlidir. Ben dedi bu programa katılacağım, bu güzel iki aileyi selamlayacağım, barışlarını hayır dileyeceğim. Onun için burada iki aile adına da kendisine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu topraklarda bundan böyle ihtilaflarımızı hukuk önünde çözeceğiz. Mahkemede çözeceğiz. Karıncayı incitmenin hesabının olduğuna inananlar birbirlerine karşı daha merhametli olacaklar. Çocuklarımız bizlerin, sizlerin yaşadığı acıları asla yaşamayacaklar. Bu sıkıntıları görmeyecekler. Bu anlayış bize yakışmıyor, inancımıza yakışmıyor, kültürümüze yakışmıyor, toprağımıza yakışmıyor, coğrafyamıza yakışmıyor. Aman ha diyoruz, bu son olsun diyoruz. Bu mübarek topraklarda barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü hakim olsun diyoruz. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Geçmişlere rahmet diliyorum. İnşallah bu son olur. Sözlerimi Sayın Bakanıma veriyorum. O da sizlere inşallah hitap edecek ve bu hayrı taçlandıracağız. Selam ve sevgi sunuyorum hepinize. Çok değerli Naimiler ailesi, çok değerli
Tembeli ailesi, değerli büyükleri, sevgili kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun temennisinde bulunuyorum. Gerçekten 2,5 ay önce yaşanan bir olaydan dolayı husumetlerin daha da büyümesi, daha da derinleşmesi bir ihtimal dahilindeyken siz aile büyükleri olarak insana yaraşır, Şanlıurfalı'ya yaraşır bir şekilde bu husumetleri ayak altına aldınız ve bu salonu her iki aile olarak tıka basa doldurdunuz. Keşke dünyada olumsuzluklar olmasa, keşke dünyada yanlışlıklar, haksızlıklar olmasa, keşke dünya bir günah yeri olmasa. Ama insan zayıf yaratılmıştır. Bütün çabalarımız bu zafiyetimizi, bu eksikliğimizi tamamlamak içindir. Bunun için okuruz, bunun için çalışırız, bunun için birbirimize nasihat ederiz. Sebep ne? Mükemmel insan olalım diye. Yani Kur'an-ı Kerim'de eşrefi mahluk diye, varlıkların en şereflisi diye insan tasvir edilirken bu yönü bir tarafta, ama insan eğer kendisini eşrefi mahluk olma yolunda programlamasa yanlışların içerisine de hepimiz düşebiliriz. Bunun bakanı, valisi, bunun büyüğü, küçüğü yok. Onun için yanlışlar da bizim için, doğrular da güzellikler de insanlar için. Mühim olan yanlışları azaltmak, güzellikleri çoğalmak. Dini terminolojiyle günahları eksiltmek, sevapları arttıracak şekilde bir dünya hayatını yaşama gibi bir zorunluluğumuz var. İşte olan geri gelmiyor, olan olmuş. Geleceğe baktığımız zaman bu tablo geleceğimiz açısından sevindirici. Sayın Valimin, değerli Feridun Bey'in temas ettikleri gibi inşallah bunlar bir daha olmayacak şekilde nesillerimize, ailelerimize, eşimize, dostumuza barışı, sevgiyi, kardeşliği, dayanışmayı ve en önemlisi sabrı tavsiye etmek durumundayız. Sabrı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakarsanız namazdan önce sabır tavsiye ediliyor. Okuyun bakın, ayetleri aklınıza getirin. Önce sabır, sonra namaz. Sabır olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için sabır diyoruz, sabır diyoruz. Hatta bizim ecdadımız büyük mabetlerin çıkışında bilen çok büyük veciz ifadeler yazmışlar. Men sabere zafere. Kim sabretti, zafere ulaştı. Kim sabretti, zafere ulaştı. Zannedersin ki sabrettim, kaybettim. Hayır, sabrettin, kazandın. Çünkü Mevlam seni yaratan, beni yaratan, kainatı yaratan sabrı bize tavsiye ediyor. Sabrı önümüze koyuyor. İşte bugün olanları geride bırakıp bu hadiseler bir daha yaşanmasın diye bir irade ortaya koyan Naimiler ve Kermeli ailelerine yüreğinden gelen büyük bir teşekkürü kendilerine arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar çok güzel bir tablo sergilediler burada. Bakınız Şanlıurfalı kardeşlerim, sizin çok şeye ihtiyacınız var. Ben 6-7 aydır aranızdayım. Ne sorunuz varsa inanın bunların hepsini çözeriz. Hepsini. Ne istiyorsanız, yol, su, elektrik, hepsini biliyorum. Hepsini çözeceğiz. Ama insan, insanı yaşatmasak, insanlığı yaşatmasak bunların hiçbir anlamı yok. Ne yolun anlamı var, ne hastanenin anlamı var, ne diğer yapacağımız hizmetlerin bir anlamı var. İnsan, insan. İnsan merkezli bakmak durumundayız. Onun için bu tablo çok güzel bir tablo.
ve geleceğe yansıma açısından da son derece güzel bir tablo. İnşallah biz Şanlıurfa'da hem hizmetleri hem gönülleri kazanacağız. Gönülleri kazanarak artık Şanlıurfa'dan bu ilk üniversitenin açıldığı, bu peygamberler şehri dediğimiz bu şehirden hep güzel haberler gidecek Türkiye'ye. Burada çok değerli ulusal medyaya mensup kardeşlerimiz de bizimle beraber geldiler. Bu güzellikleri artık Türkiye'ye sunacağız. Herkes Şanlıurfa'ya imrenecek. Herkes Şanlıurfa'nın güzelliklerine hayran olacak. Herkes Şanlıurfa gidilmeye, görülmeye değer bir şehirdir. Şanlıurfa'lı da kucaklaşmaya değerdir diye daha iyi bir şekilde görecek. Aslında sizin yüreğiniz böyle. Ben bunu gördüm. O sıcaklığınızı gördüm. O güzelliğinizi gördüm. Misafir mi? Baş tacı yapıyorsunuz. Yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Ve izzet ikram ile gönderiyorsunuz. Kim geldiyse buradan memnun ayrılıyor. Sizin o güzelliğiniz, güzel yüreğinizden dolayı. Ama bazı eksiklerimiz de var. Bunları da kabul etmemiz gerekiyor. Çok kolay hadiselerin olduğu bir şehiriz biz. Bunu ne olur sabrı kenara itip bu tür yanlışları da yapmayalım diyorum. Bunu yapmadığımız zaman göreceksiniz, Şanlıurfa kazanacak, Şanlıurfalı kazanacak, aileler kazanacak, hepimiz kazanacağız inşallah. Ben gerçekten bu güzel tablonun oluşmasına çok emeği olan Doktor Feridun Bey kardeşime, Abbas Tombul kardeşime, Mustafa Aslan kardeşime ve onlara destek veren ve aile büyükleri Şeyh Muhammed kardeşimize, yine diğer aile büyüğümüz Bozan Kerbeli kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Onları ayağa kalkıp ellerimizi birbirimizin üzerine koymaya, hocamızla bir dua yapmaya davet ediyorum. Buyurun hocam.